Herkese merhaba. Öncelikle ilk başta bu videonun amacından bahsetmek istiyorum. Bugün sizlere ses ve videolarınızı başka dillerde senkronlu şekilde seslendirmenin, yani dublajını yapmanın yenilikçi ve minimum maliyetli bir yolunu sunmak istiyorum. Kısaca bu videoda Subtitles Speech for Synchronization veya bir diğer ismiyle Sub to Synced Speech veya en kısa marka ismiyle S2SS serimizden bahsedeceğim. Bu bahsettiğim amaç için 3 farklı seslendirme servisi tabanlı hem Windows PC'ler hem Macbook PC'ler için masaüstü desktop uygulamaları hazırladık. Bu uygulamalarımızı diğer ücretli ve pahalı servislerden ayıran en önemli yönlerinden bahsetmek istiyorum. En başta bu uygulamalar ile metinler üzerinde tam kontrol sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu tip dublaj seslendirme sistemlerinin size otomatik çevirip verdiği otomatik sesler yerine istediğiniz sesleri seçebilirsiniz. Hatta Eleven Labs tabanlı uygulamamız ile istediğiniz ses klonlarını kendiniz seçerek rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir dakika veya saniyede seslendirmek istediğiniz bir metin varsa yine bu uygulamaları kolayca kullanarak istediğiniz saniyelerde seslendirmeleri elde edebilirsiniz. Yine bu uygulamalar ile birden fazla kullanıcının olduğu konuşmaları da seslendirmek mümkün. Bunun videosunu ayrıca çekip nasıl yapabileceğinizi göstereceğiz. Fakat bu uygulamaların temel kullanımını anladıktan sonra birden fazla konuşmacılı dublaj seslendirmelerini de nasıl yapabileceğiniz hakkında bir fikriniz olacağını düşünüyorum açıkçası ve bütün bunların yanında bu uygulamalar diğer bu tip dublaj seslendirme servislerine kıyasla maliyetleri minimuma indirgeyerek elde ettiğiniz sonuçları maksimuma çıkarmanın bir yolu olacak. Peki bu videoda neler öğreneceksiniz? Şimdi isterseniz ona bir bakalım. E, geleneksel dublaj programlarını kıyasla metin ve seslendirme üzerinde tam kontrollü ve maliyet etkin bir alternatif sunduğumuzdan bahsetmiştik. Şimdi de yavaştan bu yöntemin detaylarından bahsedelim. Önceki yüksek doğrulukla altyazıları elde etme imkanı, bir video veya ses dosyasının en isabetli altyazı dosyalarını nasıl hızla oluşturabileceğinizi göstereceğiz. Bunun için OpenAI'in çok güçlü speech to text modeli olan Whisper modelini kullanacağız. OpenAI'nin gelişmiş Whisper modeli sayesinde altyazılarınızı zahmetsiz bir süreç ile yüksek doğrulukla çok kaliteli sonuçlar elde etmenizi sağlayacak. En doğru çevirileri elde edeceğiz. Bunun için oluşturduğumuz altyazıları en doğru çevirilerle başka dillere nasıl çevirebileceğimizi öğreneceğiz. Bunun için özellikle yapay zeka tabanlı çeviri yapan DeepL veya yine bir başka güçlü model olan Google Translate gibi güçlü çeviri araçlarını kullanacağız. Bu şekilde altyazıları istediğimiz bir dilde en doğru şekilde çevirebileceğiz. E, kullanıcı dostu uygulamalarımız ile yeni dildeki altyazı dosyalarınızı nasıl kolayca ve senkronize bir şekilde seslendirebileceğinizi göreceksiniz. İster gerçekçi bir sesi, ister kendi ses klonunuzu kullanın. Bu uygulamalarımız bu konuda ses netlik sağlayacak. Arzu ettiğiniz ses tonu ve ses karakteriyle özgürce yaratıcılığınızı konuşturabileceksiniz. Son bir adımda ise isterseniz videonuzdaki gereksiz boşlukları kesip atarak senkronizasyonu bozmadan daha temiz bir akış sağlayarak yenilikçi bir videoyu nasıl hazırlayabileceğinizi de öğreneceksiniz. Bunun için Oto Editor isimli bir yazılımı kullanacağız. Özetle bu videoda yukarıdaki her adımı detaylı bir şekilde ele alacağız ve sizlere bu sürecin her aşamasında nasıl rehberlik edeceğimizi de göstereceğiz. Haydi başlayalım hazırladığımız uygulamalar. İşte bu amaçlarla sizin için 3 adet uygulama hazırladık. Bunların ilki bu 3 programın da temel özelliği olan senkronlu seslendirme özelliğini ücretsiz deneyimleyebilmeniz adına ücretsiz olarak sunduğumuz FreeGTTS Subtitle to Speech for Synchronization yani kısa ismiyle FreeGTTS S2SS uygulamamız. Bir diğeri Google Cloud Subtitle to Speech for Synchronization uygulamamız yani kısa ismiyle Google Cloud s uygulamamız. Yüksek kaliteli WaveNet ve Neural Ses seçenekleriyle çok gerçekli seslendirmeler yapabilmenize imkan sağlıyor Google Cloud sistemi. Üçüncü ve belki de size en cazip gelebilecek uygulamamız ise Eleven Labs tabanlı uygulamamız olan Eleven Labs Subtitle to Speech for Synchronization uygulamamız. Yani kısaca Eleven Labs s Bu uygulama için en cazip dememizin en temel sebepleri ise Eleven Labs'in sunduğu birçok gerçekçi sesin yanı sıra kendi sesinizi kolayca klonlayarak istediğiniz dilde seslendirme yapma imkanı sunması. Hatta benim de kullandığım Creator Plan'da birkaç haftadan birkaç saate kadar da düşen profesyonel ses kullanma özelliği ile kendi profesyonel ses klonunuzu da burada oluşturabilirsiniz. Böylece bu profesyonel sesinizi birçok farklı dilde senkronlu seslendirmede kullanabilirsiniz. Fakat profesyonel ses klonunuz olmasa da bu çok büyük bir problem değil. Çünkü fast cloning özelliği ile de profesyonel klonlamayı aratmayacak derecede benzer bir ses sunabilmektedir. Bir diğer giriş paketi olan starter planı ile kısa bir örnek ile oluşturabileceğiniz fast klon sesinizi de farklı dillerde senkronlu seslendirme için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üstelik bu videonun çekildiği tarih de dahil olmak üzere aylardır bu planlar ilk ay için oldukça indirimli bir fiyattan sunuluyor. Mesela starter planı ilk ay 5 dolar yerine 1 dolardan ve creator planı da ilk ay 22 dolar yerine 10 11 dolardan sunulmakta. Ben aylardır Creator planını kullanıyorum ve oldukça memnunum. Bu planı kendi mühendislik videolarımı farklı dillerde senkronlu şekilde çevirmek için kullanıyorum. Ay sonunda kullanmadığım kalan karakter sayılarını üyeliğim yenilenmeden mutlaka bir veya birkaç videomu başka bir de senkronlu seslendirmek için kullanıyorum. Bu sayede tam bir verimle kullanmış oluyorum. Eğer siz de henüz Eleven Labs'i kullanmadıysanız veya üye olmadıysanız bu videonun açıklama kısmındaki affiliate linki ile Eleven Labs'e üye olarak bize ufak da olsa bir destek olabilirsiniz. Bütün bu özelliklerden sonra Eleven Labs s uygulamalarımıza geri dönecek olursak Eleven Labs'in bir diğer avantajını da söyleyelim. Eleven Labs sitesinden kendi üyeliğinize ait API anahtarınızı da kolayca alıp uygulamamızda hemen kullanmak oldukça kolay. Biz de bu tanıtım videomuzda örnek videomuzu farklı bir dilde kendi profesyonel ses kullanımın mevcut olduğu Eleven Labs s ile seslendirmesini sağlayacağız. Macbook kullanıcıları için önemli bir uyarımız var. Bu programların hem Windows hem de MacBook PC'ler için hazırlamaya özen gösterdik. Apple Mac PC'ler için en güvenilir uygulamaları sunabilmek amacıyla bir geliştirici hesabı edindik ve uygulamalarımızı resmi olarak da imzaladık. Ancak MacBook kullanıcılarının uygulamalarımızı sorunsuz kullanabilmesi için macOS'un katı güvenlik kuralları gereğince sistem tercihleri altında yer alan güvenlik ve gizlilik bölümünden gerekli izinleri manuel olarak vermeniz gerekebilir. Bu genellikle bilinmeyen kaynaklardan uygulama izinleri bölümüdür. Ayrıca uygulamalarımız Cihazımızın Macbook'ta arayüzünün tıklamaları biraz geç algılayabileceğini fark ettik. Lütfen arayüzü kullanırken biraz daha sabırlı olun. Eninde sonunda algılayacaktır. Bu sorunların üstesinden gelmek için ayrıca çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Şimdi gelelim 3 uygulamamızın da temel ortak özelliklerine. 3 programımızda da altyazı metni uzun olabilecek metinler altyazıya ait sürede seslendirilmesi için hız kontrolü yapmaktadır. Yani seslendirme altyazı için ayrılan süreye tam sağacak kadar hızlandırılır. Fakat bir altyazı bloğu onun, metni çok uzun olursa hızlandırma çok daha fazla olabilir. Bu durumu çözmek için yakın zamanda bir başka program ile belirli hızlandırma dereceleri için bir altyazı bloğunda saniye başına düşen maksimum karakter sayılarını yani bizim e, CPS dediğimiz character per second değerlerini belirlemeyi planlıyoruz. Yani bir altyazı dosyasını seslendirmeden önce hangi altyazılı numaraları çok hızlandırılabilecekse o altyazı bloklarının önceden belirlenerek kullanıcının uyarılmasını amaçlıyoruz. Kullanıcılar bu bloklar metinleri ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarını vererek daha kısa benzer hallerini isteyerek kısaltabilirler. Böylece bu blokların çok fazla hızlı okunmasının önüne geçebilir. Bu özelliklerin kullanımı ile ilgili daha detaylı ve ayrıntılı videolar hazırlayacağız. Fakat önce 3 uygulamanın da temel işlevini görmek adına bir örnek video üzerinden başka bir dilde senkronlu seslendirme elde etmenin adım adım nasıl yapıldığını anlatacağız. Hello everyone. This is a test video that I made to introduce some amazing tools. I'm using my simple level English to make sure it's easy for everyone to understand. The main goal here is to help you translate and voice over your videos into a different language. Next, we have the Google Voices in Google Cloud. It allows you to watch the timing of your order. Remember. All these tools, us to learn about these innovations. We are constantly working on making them better. So please stay tuned for more updates. First, Colab üzerinden Whisper AI ile orijinal altyazıyı ücretsiz şekilde elde etmeye çalışacağız. Şimdi kısa bir video üzerinden adım adım bu yenilikçi yöntemi nasıl uygulayabileceğinizi gösterelim. İlk adımda OpenAI'in Whisper modelini kullanarak altyazıları oluşturacağız. Bunun için Google Colab'ı kullanacağız. Colab'in ücretsiz versiyonunu kullanabiliriz. Ben Colab'in ücretli versiyonunu kullanıyorum ama ücretsiz versiyonu da bizim için oldukça yeterli olacaktır. Bunun için Google'a Colab yazarak Colab sitesine gidiyoruz. Açılan sayfada artı yeni not defteri diyoruz. Bu şekilde yeni bir not defteri açıyoruz. Burada herhangi bir isim verebilirsiniz. Mesela subtitle ismini verelim. Colab'ı ilk kez kullanıyorsanız Colab'ın temel mantığı şu şekilde. Colab, Python ve R dillerinde çok uzun süreli olmayan işlerinizi yüksek hızlı Google makinelerinde performanslı bir şekilde çalıştırabilmeniz için tasarlanmıştır. Temel olarak bir kod ve bir metin bloğu ekleme özelliğiyle gelmektedir. GitHub gibi sitelerde bulunan ve Python dilinde hazırlanmış birçok kod bloğu da siz sistemden kullanılabilir. Kolab arayüzüne bakacak olursak burada metin bölümünü yaptığınız işleri tanımlamak ve birbirinden ayırt etmek için kullanabilirsiniz. Yine kod bölümlerini ise ilgili işlere ait kodları çalıştırmak için kullanabilirsiniz. Biz burada OpenAI'in Whisper modeline ait açık kaynak Whisper kodlarını kullanacağız. Whisper uygulamasının detaylı kullanım yöntemleri GitHub web sitesinde bulunmakla birlikte biz klasik kullanımını Kolab üzerinden göstereceğiz. Bu modelin en son versiyonu olan Large V3 yüksek doğruluk oranıyla dik katı çekiyor ve biz de bu örnekte bunu kullanıyoruz. Öncelikle bir kod bloğu açıp şu kodları yazıyoruz. Bu kodları açıklama kısmında da veriyoruz. Kendi çalışmanızda bu kodları kullanabilirsiniz. Daha sonra bu kodları çalıştırmadan önce çalışma türü seçeceğiz. Colab'ın ücretsiz versiyonunda T4 GPU oldukça yeterli ve güçlü bir makinedir. Bizim için bu yeterli olacaktır. Bu çalışma türünü seçiyoruz ve makine bağlandıktan sonra kod bloğumuzu çalıştırıyoruz. Burada en güzel Whisper dosyaları sanal makinemize yüklenecek. Alt yazısını yapacağımız videoyu ister sol tarafta dosyalar bölümünden direkt yükleyebiliriz veya daha kolay olması açısından daha önce Drive ile senkronize ettiğimiz videomuzu Drive klasörümüzü bağlayarak yükleme işlemi için süre kaybetmiyoruz. Drive klasörümüzden bilgisayar bölümünden ilgili videoyu buluyoruz. Yapacağımız transkripsiyon işlemi için bir metin bloğu açıp bir isim veriyoruz. Mesela video01 ismini verelim. Ardından tekrar bir kod bloğu açalım ve Whisper için large v3 modeli için şu kodu kullanabilirsiniz. Bu kodda şu bölümlerde input dosyasını ve output klasörünü seçebilirsiniz. İşlem yapacağımız videoyu seçmek için drive bölümünden bulduğumuz videomuza sağ tıklayarak yolu kopyala diyoruz. Bu yolu input bölümüne yapıştırıyoruz. Daha sonra input yolunu output yolunu da yapıştırıp mp4 bölümünü siliyoruz ve videonun bulunduğu dizini output olarak seçmiş oluyoruz. Bu sonuç dosyalarının videonun bulunduğu dizine geleceği manasına gelir. Daha sonra bu kodu çalıştırıyoruz. Biraz bekliyoruz ve yavaş yavaş videonun transkripsiyonu oluşmaya başlıyor. Ve sonunda bu şekilde eklediğimiz videonun orijinal İngilizce altyazısını elde etmiş olduk. Biraz bekleyince bilgisayarımızdaki ilgili klasörü de çeşitli formatlarda şu şekilde geliyor. Biz bu gelen sonuçlardan altyazı formatı hali olan SRT dosyasını kullanacağız. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Elde ettiğimiz orijinal altyazıyı DeepL veya Google Translate aracılığıyla dilediğimiz dile çevirebilir ve böylece küresel izleyicilere ulaşmanın kapılarını aralayabiliriz. Biz bunun için yapay zeka destekli çeviri hizmeti olan DeepL'i kullanacağız. Orijinal altyazımızı açıyoruz, içini kopyalıyoruz ve DeepL Translate bölümüne yapıştırıyoruz. Hedef dili Almanca olarak seçelim. Burada ben DeepL Pro kullandığım için altyazının tamamını yapıştırabiliyorum fakat bu büyük bir sorun değil. Siz parça parça birkaç seferde yine kolaylıkla tüm altyazıyı farklı dillerde elde edebilirsiniz. bu şekilde elde ettikten sonra 3. aşamamıza geçiyoruz. Yani artık uygulamalarımızı kullanmaya başlayacağız. Artık yeni bir dilde hazırladığımız altyazımızı senkronlu seslendirme zamanı. Bu seslendirmeyi 3 programımız ile de gerçekleştireceğiz. İlkinde Free GTTs, uygulaması uygulamamız ile, ikincide Google Cloud s ses uygulamamız ile, üçüncüde de kendi profesyonel ses kullanımın mevcut olduğu Eleven Labs s ses ile seslendirmesini sağlayacağız. Free GTTS s ses ile seslendirme. İlk olarak Free GTTS uygulamamız ile başlıyoruz. Bu uygulamamızı ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz. İndirme linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Önce Free GTTS uygulamamızı açıyoruz. Daha sonra diller bölümünden Almancayı seçiyoruz. Hazır oluğladığımız altyazı dosyasını seçiyoruz. Oluşacak mp3'ün konumunu seçiyoruz. Mesela bu örnekte masaüstü olsun. Convert butonuna basarak çevirme işlemini başlatıyoruz. Her bir altyazı bloğu tamamlandıkça ilerleme yüzdesi bu şekilde artıyor. Ayrıca terminalde de yani siyah ekranda da ilerlemeyi takip edebilirsiniz. İşlem tamamlandı. Şimdi oluşan ses dosyasını altyazı dosyası ile karşılaştırdığımızda seslendirmelerin tam ilgili altyazı zamanlarında senkronlu olarak seslendirildiğini görebilirsiniz. Sıradaki aşama bir edit programında orijinal ses ile farklı bir dilde elde ettiğimiz yeni senkronlu sesimizi değiştirmek. Bunun için ücretsiz bir PC edit programı olarak ben CapCut PC'yi öneriyorum. Siz de bilgisayarınıza ücretsiz olarak kurabilir ve kullanabilirsiniz. Şimdi CapCut PC programını açıyoruz. Yeni proje diyoruz. İçe aktar kısmından önce orijinal videomuzu seçiyoruz. Daha sonra elde ettiğimiz yeni ses dosyamızı ekliyoruz. Orijinal videomuzun sağ alt kısmındaki artı işaretine basarak onu timeline bölümüne ekliyoruz. Ardından yine ses dosyamızın da sağ alt tarafındaki artı simgesine basarak onu da timeline bölümüne ekliyoruz. Orijinal videoya sağ tıklayarak sesi ayıkla diyerek video ile sesi ayırıyoruz. Burada seslendirme dalgalarına baktığımızda orijinal ses dalgaları ile yeni dilde oluşturduğumuz ses dalgalarının timeline'da oldukça uyumlu olduğunu görebilirsiniz. Daha sonra orijinal sesi ister silerek ister sol tarafta klip sesini kapat diyerek sadece yeni dildeki seslendirmenin aktif kalmasını sağlayabilirsiniz. Artık yeni dildeki senkronlu videomuz hazır diyebiliriz. Son olarak sağ üstten dışa aktar diyerek istediğiniz çözünürlükte mesela 1080p seçerek yeni dildeki videomuzu oluşturuyoruz. Videomuzun en son haline baktığımızda oldukça güzel Almanca dublajlı bir videoyu elde edebildiğimizi görebilirsiniz. Das Hauptziel hier ist es, euch bei der Übersetzung und Vertonung eurer Videos zu helfen. In eine andere Sprache zu übersetzen, und zwar so kostengünstig und kontrol... Güzel bir dublajlı haline oluşturmuş olduk. Ücretli uygulamalarımıza geçelim şimdi de. Sıradaki uygulamalarımız Google Cloud tabanlı programımız Google Cloud Subtitle to Speech for Synchronization, kısaca Google Cloud STS. Ve bir diğer programımız Elevenlabs Labs tabanlı Eleven Labs Subtitle to Speech for Synchronization, kısaca Elevenlabs Labs S2SS uygulamalarımız. Sıradaki bu iki uygulamamız ücretsiz değil ama çok uygun fiyatlarla sunuyoruz. Fiyatlarımızı bir sefer alıp çok uzun süreler herhangi bir ödemeyi dert etmeden kullanabileceğiniz şekilde ayarlamaya çalıştık. Bu yüzden bu uygulamalarımızın kullanım sürelerini çok uzun tutabilmek adına şu an için sadece yıllık veya ömür boyu lisans anahtarları ile kullanımınıza sunuyoruz. Yani şu aşamada aylık olarak bir planlama sunmak istemedik. Böyle düşünmemizin sebebi bu ürünleri çok uygun fiyata bir sefer aldıktan sonra geriye sadece Google Cloud veya Eleven Labs üyeliklerinize ödediğiniz ücretlere rahatlıkla odaklanabilmeniz için bu yolu düşündük. Yani biz bu uygulamaları sunarken sizi ayrıca sık sık ödeme ile uğraştıracak taraf olmak istemedik. Hatta bu videoyu izleyenlere özel kısa bir süreliğine mevcut uygun fiyatlarımıza da ilave olarak ekstra %40'lık büyük bir indirim kodunu da sizinle paylaşıyoruz. Videonun açıklama kısmında indirim kodunu bulabilirsiniz. Bu videoyu yayınladıktan sonra ekstra bir isim bulamazsak tahminen bu indirim kuponunun adı early bird olacak. Siz yine de bu videonun açıklama kısmından son kodun ve oranın ne olduğunu takip edebilirsiniz. Şimdi sırasıyla Google Cloud s ve Eleven Labs s uygulamalarımızı örnek bir kullanımla anlatalım. İkinci aşamada Google Cloud s ile seslendirme. Şimdi de bir diğer uygulamamız olan Google Cloud tabanlı uygulamamız Google Cloud Subtitle Tool to Speech for Synchronization uygulamamız yani kısaca Google Cloud s uygulamamız ile aynı videoyu Almanca seslendirilmesini sağlayalım. Bu bu ve sonraki Eleven Labs tabanlı uygulamalarımızın kullanımı Free GTTS STSS isimli ücretsiz programımız ile oldukça benzer. Çünkü 3 programda da amaç bir altyazı dosyasını ve ilgili dili seçerek seslendirilmiş MP3 dosyasını elde etmekti. Bu doğrultuda yine aynı örnek İngilizce videomuz için elde ettiğimiz aynı altyazıyı bu sefer bu programımızda kullanacağız. Google Cloud birçok gerçekçi ses seçeneği sunmaktadır. Fiyatlaması oldukça avantajlıdır. Hatta size ilk bir yıl için Google 300 dolar gibi yüksek bir kredi de sağlamaktadır. Böylece birçok uygulama ve uygulama API'larınızı uzun bir süre ücretsiz kullanabilirsiniz. Google Cloud için bir TTS API'ına ihtiyacınız var ve kendi Gmail hesabınız ile Google Cloud sistemine abone olarak TTS API'ye ile Google Cloud STSS uygulamamızı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu aşamada JSON key dediğimiz anahtar oluşturma adımlarından bahsedeceğim. Google Cloud STSS uygulamasını kullanmaya başlamadan önce bir Google Cloud Text to Speech API'na ait bir JSON key'ine ihtiyacınız olacak. Şimdi bunun nasıl oluşturulacağını gösterelim. Google Cloud sitesine girin ve kendi Gmail hesabınız ile oturum açın. Konsol web sitesine gidin. Ardından konsol ana sayfasında Quick Access bölümünde APIs and Services bölümünü görebilirsiniz. Buraya tıklayın. Ardından üstteki Enable APIs and Services bölümüne tıklayın. Buradaki arama bölümüne dikkatlice text to speech yazıp enter'a basın. En üstte Cloud Text to Speech API bölümünü görebilirsiniz. Buraya tıklayın. Açılan sayfada üstte bu hizmeti enable ederek izin verin. Ardından bu hizmete gidin ve solda Credentials bölümüne tıklayın. Üste Create Credentials bölümüne tıklayın. Buradan Service Account kısmını seçin. Ardından Service Account Name kısmına bir isim verin. Mesela S2SS diyebilirsiniz. Service Account ID otomatik olarak oluşacaktır. Orayı olduğu gibi bırakabilirsiniz. Ardından Ardından Service Account Description kısmını boş bırakabilirsiniz. Daha sonra Create and Continue diyebilirsiniz. Bu bölümdeki ikinci bölüm olan bu Grant this Service diye başlayan kısımda direkt Continue diyerek devam edebilirsiniz. Yine aynı şekilde bu bölüm üçüncü ve son bölümü olan bölümde de direkt Done butonuna basarak oluşturduğunuz Credential'ın aşağı bölümde Service Account bölümüne geldiğini görebilirsiniz. Daha sonra oluşturduğunuz bu Service Account linkine basın. Açılan pencerede Case sekmesine gelin. Burada Add Case bölümüne tıklayın. Açılan menüde Create New Case seçeneğini seçin. Açılan Create Private Key for penceresinde JSON seçiliyken Create butonuna basın ve JSON private key'inizi bilgisayarınıza indirin. Artık bu JSON key'inizi Google Cloud TTS API hizmetiniz aktif olduğu sürece Google Cloud s uygulamanızda kullanabilirsiniz. Artık JSON key'imiz de hazır olduğuna göre uygulamamızı açabiliriz. Google Cloud s yani Google Cloud Subtitle Speech for Synchronization uygulamamızı açalım. Açılan menüde ilk sıradaki Browse your Google Cloud JSON key butonuna tıklayarak bilgisayarımıza indirdiğimiz Google Cloud Text to Speech JSON key'imizi seçelim. Daha sonrası artık Free GTTS uygulamamız ile oldukça benzer. Browse SRT bölümünden yine ilgili altyazımızı seçelim. Daha sonrasında Save MP3 as butonuna tıklayarak seslendirilecek altyazının MP3 dosyasının bilgisayarımızda nereye, hangi isimle kaydedileceğini ayarlayalım. Mesela ben Google Cloud German V01 olarak isimlendirdim ve masaüstü olarak seçtim. Artık son aşamada sadece Convert butonuna basarak işlemi başlatıyoruz. Yine terminalde işlem adımlarını tamamlanan altyazı bloklarını takip edebilirsiniz. Ve işte işlem tamamlandı. Artık yeni dilde seslendirilmiş senkronlu ses dosyamız hazır. Sıradaki aşamada FreeGTTS uygulamasında anlattığımız CapCut adımlarını tekrar edeceğiz. Timeline'ı hazır hale getirdikten sonra sağ üstten dışa aktar diyerek istediğiniz çözünürlükte mesela yine 1080p seçerek yeni dildeki videomuzu oluşturuyoruz. İşte en son haline baktığımızda yine güzel bir Al Al Almanca dublajlı videoyu elde etmiş olduk. Hello zusammen. Dies ist ein Testvideo, das ich gemacht habe, um einige erstaunliche Tools vorzustellen. Ich benutze mein einfaches Englisch, um sicherzustellen, dass es für jeden leicht zu verstehen ist. Das Hauptziel hier ist es, euch bei das der Übersetzung bin, und sein, Vertonung eurer Videos zu helfen. In eine andere Sprache zu übersetzen und zu stellen. Damit kannst du deine Videos in jeder Sprache vertonen. Ohne dass sie nachsynchronisiert werden müssen. Danke für. Yani bu şekilde güzel bir dublaj elde etmiş olduk. Evet. Tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Unutmayın Google Cloud English. özellikle yeni kullanıcılar için hem ilk bir yıl 300 to dolar to gibi to çok, to çok iyi bir kredi to vermesinin to yanı sıra GTS hizmeti to için to de to ilk 500 bin karakteri ücretsiz olarak sunmaktadır. In ki in bu en az 5 saatlik bir ses kaydı to manasına gelmektedir. Bu sebeple çok kaliteli çeviri seslendirmelerinizi oldukça ucuza mal edebilirsiniz. Üçüncü aşamada Eleven Labs S2SS ile seslendirmeye geçiyoruz. Son olarak kendi ses klonunuzu da kullanarak farklı dillerde senkronlu seslendirmeler elde edebileceğiniz Elevenlabs Labs Subtitle to Speech for Synchronization uygulamamız. Yani kısaca Elevenlabs Labs S2SS ile aynı videoyu Almancaya çevirelim. Bunun için Google Cloud STS uygulamamızdaki benzer adımları izleyeceğiz. Önce Eleven Labs STS uygulamamızı açıyoruz. Daha sonra Eleven Labs üyeliğinizle Eleven Labs sitesine giriş yapıp sol alt tarafta My Account kısmına tıklayın. Daha sonra Profile artı API Key bölümüne tıklıyoruz. Açılan pencerede API Key bölümünü görebilirsiniz. Göz simkesine tıklayıp API Key'inizi görünür hale getirebilirsiniz. Daha sonra bu API Key'i kopyalıyoruz ve programımızda ilk sıradaki API Key bölümüne yapıştırıyoruz. Daha sonra bu API Key'ine ait Eleven Labs hesabındaki sesleri çekmek için sağ taraftaki Get Voices and Models butonuna basıyoruz. Bu butona bastıktan sonra çok kısa bir süre bekleyince bu hesaba ait ses ve ses modellerinin aşağıda listelendiğini göreceksiniz. Gördüğünüz gibi listeler geldi. Ben burada Voice bölümünden kendi Professional sesim olan SBC Pro kullanacağım. Yani Voice olarak kendi Pro sesim olan SBC Pro sesini seçiyorum. Model bölümünden ses modellerini görebilirsiniz. Ben en gelişmiş modellerden olan multilingual v2 olarak ayarlıyorum. Bu aşamadan sonrası diğer iki uygulamamız ile oldukça benzer. Hatta neredeyse aynı diyebiliriz. SRT file bölümünden sağ taraftaki browse butonu ile yine ilgili Almanca altyazımızı seçiyoruz. Output MP3 bölümünde browse butonu ile seslendirilecek altyazının MP3 dosyasının bilgisayarımızda nereye hangi isimle kaydedileceğini ayarlayalım. Mesela bu sefer Eleven Labs German V01 olarak isimlendirdim ve bölgeyi masaüstü olarak seçtim. Artık yine son aşamada sadece Convert butonuna basarak işlemi başlatıyoruz. Yine terminalde işlem adımlarını tamamlanan altyazı bloklarını takip edebilirsiniz. Ve işlem tamamlandı. Artık yeni dilde seslendirilmiş senkronlu ses dosyamız hazır. Şimdi yine FreeGTTS ve Google Cloud uygulamalarımızda olduğu gibi harun. oluşan sesi altyazı dosyası ile karşılaştırdığımızda seslendirmelerin yine tam ilgili altyazı zamanlarında senkronlu olarak seslendirildiğini görebilirsiniz. Sıradaki aşamada yine Google Cloud uygulamasında anlattığımız CapCut adımlarını takip edeceğiz. Timeline'ı hazır hale getirdikten sonra sağ üstten dışa aktar diyerek istediğiniz çözünürlükte mesela yine 1080p seçerek yeni dildeki videomuzu oluşturuyoruz. En son haline baktığımızda yine güzel bir Almanca dublajlı videoyu elde etmiş olduk. Üstelik bu kez Hallo zusammen, dies ist ein Testvideo, das ich gemacht habe, um einige erstaunliche Tools vorzustellen für die Synchronisation, auch bekannt als FreeGTS2SS Tool. Alle unsere Werkzeuge haben eine besondere Funktion. Viel billiger sind als professionelle Synchronisation. Vor allem bei Elf Labs haben sie verschiedene Sprecherinnen und Sprecher an einem bestimmten Übergang, um mehr über diese Innovationen zu erfahren. Sonuç olarak bu şekilde 3 uygulamamızla da senkronlu SS sesleri nasıl elde ettiğimizi ve, ve bu sesleri orijinal videoyu dublajlamak için nasıl kullandığımızı görmüş olduk. En son adımda istersek oto editör ile gereksiz sessizlikleri kaldırabiliriz videomuzdaki. Son bir adımda istenirse oto editör uygulaması aracılığıyla videomuzun gereksiz kısımlarını kesip atarak izleyicilerinizin sıkılmadan videonuzu izlemesini de sağlayabilirsiniz. Yani bu son bölümde istersek modern videolarda olduğu gibi sessiz bölümleri kesebiliriz. Bu şekilde modern videolardaki gibi gereksiz boşlukların olmadığı bir video haline getirebilirsiniz. Bu videonuzun modern ve profesyonel görünmesine katkıda bulunacaktır. Bunun için yine Colab'ı kullanacağız. Colab'ı yine açıyoruz ve yine çalışma zamanını T4 GPU's olarak seçiyoruz. Ardından bir kod bloğu açıp şu kodu yapıştırıyoruz ve bunu çalıştırıyoruz. Bu kodun çalışması bittikten sonra şu komutla videomuzu seçmemiz yeterli. İşlem birkaç dakika içinde tamamlandıktan sonra yine aynı dizinde sonuna altered eklenmiş olarak gelecektir. Biz de bu son Almanca videomuzu yine drive yolunu seçiyoruz ve bu kodu çalıştırıyoruz. Bakalım bitiminde. 12 dakika 44 saniye sonunda. Şimdi e, burada oluşan videoyu bir görelim. Biraz sonra buraya gelecek. Geldi. Şimdi önce normalini bir açalım. Hallo zusammen. Dies ist ein Testvideo. Das ich gemacht habe, um einige erstaunliche Tools vorzustellen. Ich benutze mein, saniye, ne düştü. hallo zusammen, dies ist ein Testvideo, das ich, ich gemacht habe, habe, um einige erstaunliche Tools vorzustellen. Ich benutze mein einfaches Englisch, um sicherzustellen, dass es für jeden leicht zu verstehen ist. Das Hauptziel hier ist es, euch bei der Übersetzung und Vertonung eurer Videos zu helfen, in eine andere Sprache zu übersetzen, und zwar so kostengünstig und kontrolliert wie möglich. Beginnen wir mit... Evet, dedim. Bu da tamamlandı. Buraya

ses Labs diyelim diyelim, kalın yapalım. Daha sonrasında ise, on diyelim. Bu bölüme 11 Labs yolunu bununla değiştirelim ve başlatalım. İşlem başladı. İşlem tamamlandığında devam edelim. Bu şekilde Eleven Labs e, videomuzda e, yaklaşık 711 saniyelik bir işlem sonucu, yani hepsi ortalama 700 saniyelik bir sürede e, 650-750 saniye aralarında. Iı, tamamlanmış oldu. Şimdi bu, bu, bu videomuzda ıı, bu kez Eleven Labs Altered olarak buraya geldi. Orijinal videomuz yine 3 dakika 15 saniye iken şu şekilde. Hallo Test. Değişen videomuzun kısalmasını bekliyoruz. Hallo zusammen. Dies Test das ich gemacht düştüğünü görüyoruz. um <laughs> einige Ich benutze mein einfaches Englisch, um sicherzustellen, dass es für jeden leicht zu verstehen ist. Das Hauptziel hier ist es, euch bei der Übersetzung und Vertonung eurer Videos zu helfen. Bu şekilde tüm uygulamalarımızın auto editör kısmını da yapmış olduk ve son haline getirmiş olduk videomuzu. Tamamlarken özetle bu işlem adımlarını uygulayarak baştan sona orijinal videolarla senkronlu dublajlı videolar hazırlayabilirsiniz. Son olarak geleceğe bir bakış, geliştirme planlarımız. Biz subtitle speech force synchronization ekibi olarak bu teknolojiyi sürekli geliştirmeye ve yenilikler eklemeye kararlıyız. Yakın gelecekte birden fazla kullanıcı için seslendirme özelliği ve ChatGPT gibi API'ler ile otomatik metin düzenlemesi gibi özellikler ekleyerek kullanımı daha da kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu mevcut haliyle de birden fazla kişi için seslendirme yapmak mümkün. Bunun için de ayrı bir video hazırlayacağız. Bunun mümkün olması da yine bu programın bize sağladığı esnekliği göstermektedir. Ayrıca oluşan seslere dudak senkronizasyonu özelliğini entegre Etme çalışmalarımız da sürüyor. Fakat özellikle kendinizi göstermeden oluşturduğunuz videolarınız için uygulamalarımızın mevcut hali oldukça kullanışlı olmaktadır. Videomuzun sonuna geldik. Bu heyecan verici özellikler ve gelecek güncellemeler için kanalımızı takip etmeye lütfen devam edin. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin ve daha fazla kişiye ulaşması adına paylaşın lütfen. Ayrıca uygulamalarımızı denemek isterseniz açıklama kısmında indirim kodlarını ve daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Sorularınız ve yorumlarınız için aşağıya yazın. En kısa sürede yanıtlamaktan mutluluk duyarız. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.